Evet, tekrar deprem istatistiği dersine devam ediyoruz. Bugün iki ders üst üste yapıyoruz. Bu nedenle de ikinci bölümde Kaliforniya depremlerinden biraz bahsedeceğiz. Kaliforniya önemli çünkü Kaliforniya depremleri ya da San Andreas fay zonu, Türkiye'deki Kuzey Anadolu fay zonunun ikizi olarak biliniyor. Kaliforniya depremlerini çalışan kişiler genellikle Kuzey Anadolu fay zonunu takip eder. Kuzey Anadolu fay zonunu çalışan kişilerin de özellikle San Andreas fayını takip etmesi beklenir. Çünkü iki fay zonu da birbirinin benzeri, ikiz fay sistemi. Özellikle yüksek lisans tez çalışmasını yapan bir öğrencim hem Kaliforniya depremleri hem de Kuzey Anadolu fay depremlerini olmuş olduğu bu iki fay kuşağını yani San Andreas fay kuşağı ile Kuzey Anadolu fay kuşağını birlikte çalışmıştı. Birlikte çalışma yapmak, karşılaştırmalı çalışma yapmak oldukça önemli. İnsanlar dünyayı 50 parçaya ayırıp çalışıyor ve dünyadaki depremlerin istatistiksel parametrelerini referans alarak deprem tehlike durumundaki değişimi büyük ölçekte görmeye çalışıyor ve bunu yaparken de bir katalog diye en az 3 deprem kataloğu kullanıyor. Demek ki günümüzde son deprem istatistiği ile ilgili çalışmalara baktığımız zaman katalogları birbiriyle karıştırarak birden fazla kataloğu birbiriyle sentez yaparak çalışma deneyimi zaten mümkün değil. İşte bir kısmını ne bileyim AFAD'dan aldım, bir kısmını Kandili'den aldım, bir kısmını ISC'den aldım, bir kısmını işte ne bileyim IRIS'ten aldım. Hepsini sentez yaptım. Olayı deprem istatistiği çalışmalarında özellikle kabul edilebilen bir durum yok. Çünkü veri heterojenliğini bizler artırmamamız gerekiyor. Verideki homojenlik çok önemli. O nedenle de birden fazla merkezin kataloğunu kullanmak az önceki ya da bir önceki dersimizde görüldüğü üzere mantıklı. Ama birden fazla deprem kataloğunu işte 1960-80 arası AFAD'dan aldım 80 işte ne bileyim 2010 arası Kandili'den aldım 2010-2020 arası işte ne bileyim USGS'ten aldım. Böyle veri heterojenitesini artıracak çalışmalar kesinlikle iyi dergilerde rastlanan çalışmalardan değil. Tabii ki iyi olmayan dergilerde bu tür çalışmaları rastlayabilirsiniz. Çünkü iyi olmayan dergilerde bu tür çalışmalar zaten o dergileri iyi yapmıyor. O dergileri iyi gelmiyor. O dergiler iyi olamıyor. O nedenle de veri kalitesi deprem istatistiği ya da istatistiksel sismolojide veri kalitesi, veri düzenliliği çok önemli. Evet, Kaliforniya depremlerine bakalım. Kaliforniya depremlerinde aslında önemli bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmaların içerisinde Peter Schibalin isimli bir bilim adamı var. Özellikle bu bilim insanı dünyada depremlerin önceden haber verilmesi ile ilgili çalışma yapan Kelis Borok, George Kelis Borok vardı. 1994'te Rus bilim insanları ile çalışmıştım. Rus bilim insanları 94 senesinde İtalya'daki Trieste'de çalışmış olduğum Rus bilim insanlarının gelmiş olduğu merkezin adı işte bu merkez yani depremlerin önceden belirlenme teorisi enstitüsü ya da matematiksel jeofizik enstitüsünden gelen insanlardı. Benim çalıştığım kişi grup lideri George Molchan'dı. Tabii sene 1994 nereden baksanız 20 sene geçmiş. Gerçekten sismolojide çok önemli birikimleri var. Amerika'ya deprem bilimi ile ilgili çalışma yapmak için gidemiyorsanız hiç olmazsa Rusya'ya gidebilirsiniz. Rusya'da da
gerçekten çok iyi bilimsel çalışma yapan insanlar bulunuyor. Bir öğrencinin Rusya'da bu merkeze doktora çalışması yapması için göndermeye çalışmıştım. Bence Rusya'daki bu grup önemli çalışmalar yapıyor. O zamanki yazılımları da oldukça iyi yazılımları vardı. Onlardan bayağı Rus bilim insanları, özellikle bu merkezin geliştirmiş olduğu yazılımları kullanmıştım. Ve bu merkezde çalışan insanlar tabii ki dünyada değişik gruplarla işbirliği yapıyorlar. Bu işbirliği yapılan gruplardan bir tanesi de Paris Üniversitesi'ndeki Institut Fizik Enstitüsü. Bu da önemli bir enstitü. Özellikle görüldüğü üzere Fransa'da, Fransızlar da her ne kadar büyük bir Paris depremi beklemiyor olan bir ülkenin bir üniversitesi, ama deprem bilimi konusunda önemli çalışmalar yapıyorlar. Çünkü deprem bilimi çalışmaları ile özellikle Fransa'da ya da Almanya'da, büyük Alman ya da büyük Fransız depremini beklenmediği bu ülkelerdeki insanlar, büyük depremlerin beklendiği Türkiye gibi işte diğer ülkelerde ne yapıyorlar? Nüfuslarını artırabiliyorlar. Şimdi baktığımız zaman bu çalışmanın temelinde krip denen, özellikle sünek bölgelerde bir çalışma yapılmış. Tabii San Andreas fay sisteminde bir krip ölçümü alınıyor, krip ölçümleri alınıyor ve özellikle fay mekaniği açısından işte ductile, gevrek ya da brittle ya da ductile dediğimiz gevrek ya da sünek bölgelerin araştırılması yapılıyor. Çünkü bizler sismologlar özellikle fayın mekanik açıdan tanımak zorundayız. Yani biz bir fay olarak bakmayız. O fayın mekanik açıdan kırılabilir. İşte brittle kırılamaz, sünek işte ductal kısımdan ayırt etmemiz gerekiyor. Ve buradaki deprem istatistiği farkını da bilmemiz gerekiyor. Bu açıdan bu çalışma önemli bir çalışma olarak ortada duruyor. Şimdi bu çalışma ne yapmış? Özellikle bu çalışmada bir bölge seçilmiş. Bu bölge 1989 Loma Prieta depreminin dış merkeziyle 2004 Parkfield depreminin dış merkezi arasında kırılmayan henüz kırılmamış bir bölgeyi ne yapıyor? Seçen, inceleyen bir çalışma. Bu bölge ilginç. Bu bölgede ne yapılıyor? Bu bölgede krip ölçümleri yapılıyor. Krip ölçümleri yapılıyor. Ankara'da özellikle İsmet Paşa'da Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda krip metre ölçümleri yapıldığını duyduk. Bununla ilgili makaleler de var. Özellikle krip metre ölçümleri Amerika'da demek ki daha detaylı yapılıyor ve bu veriler açılmış durumda. Baktığımız zaman bu verinin açılmış olduğu fay zonu uzunluğu neredeyse kilometre olarak işte 100 kilometreye yakın. Burası 300 kilometreye yakın, yani 200 kilometrelik bir alanda, yani 200 kilometrelik bir alanda krip metre ölçümleri yapılmış. Krip metre ölçümleri tabii ki yukarıdan baktığımız zaman, bu fay zonu yapılmış olduğu alana baktığımız zaman neye benziyor? Aslında bu Kuzey Anadolu fay zonuna benziyor, değil mi? Kuzey Anadolu fay zonu Erzincan'dan başladığımız zaman İzmit'e kadar tek parçalı bir yapı gösteriyor. İzmit'te ne yapıyor? İşte Marmara Denizi'nin kuzeyinde ve Marmara Denizi'nin güneyinde olmak üzere iki kolayla. Bakın burada demek ki bir dallanma özelliği de olan bir bölgeyi seçmişler. Yani bu bölge, bu bölgenin tamamı. Fakat bu çalışma özellikle buraya kadar devam ediyor. Şimdi burada yaptıkları çalışmada iki farklı veri seti kullanmışlar. Birincisi mavi renkte gösterilen, yani büyüklüğü 1.5 ile 2.8 arasındaki depremleri kullanmışlar.
Bir de 2.8'den daha büyük depremleri kullanmışlar. Daha küçük depremlerin istatistiği ve göreli daha büyük depremlerin istatistiğini yapmışlar. Şimdi daha küçük depremlerin istatistiğine baktığımız zaman bu bölgede değişimleri, daha küçük depremler istatistiği yapıldığı zaman bu deprem istatistiğinin B parametresi, özellikle 1.5 ile 2.8 arasındaki B parametresi değişimi bu bölgede görüldüğü üzere pek büyük bir değişim göstermiyor. Pek büyük bir değişim göstermiyor. Görüyorsunuz burada küçük değişimler var. Ve küçük depremlerin istatistiği ile krip ölçümleri arasında bir korelasyon gözükmüyor. Ama 2.8'den daha büyük depremlerin istatistiği yapıldığı zaman krip ölçümleriyle bir istatistik olabileceği ya da bir benzerlik, bir korelasyon olabileceği şeklinde bir gözlem yapılmış. Bu aslında ilginç bir olay. Yani depremleri istatistiği yaparken daha küçük depremler 1.5, 2.8 ya da 2.8 ve daha büyük depremler şeklinde istatistiği yaptığımız zaman görüldüğü üzere krip büyüklükleri ile korelasyonlarının farklı olduğunu görebiliyoruz. Bu da ilginç bir gözlem olarak ortada duruyor. Bakalım ne yapmışlar? Özellikle buradaki grafik şunu gösteriyor. Şimdi krip ölçümleri 3'e ayrılıyor. İşte 0 ile 1 arasında krip ölçümleri, yani krip büyüklüğünün, krip büyüklüğünün, yani krip ne demek? Sünme demek. Deformasyon hızının küçük olmuş olduğu alanlar ile küçük olmuş olduğu alanlar daha ya da küçük olmuş olduğu veriler ile bu depremler korele ediliyor. Bakın bu demek ki deprem istatistiği ne yapmış? Burada az önce dedik 1.8, 2.8 ve 2.8, 4 arasında bir ayrım yapmış. Ve bu alttaki doğru aylık veriyi gösteriyor. Üstteki doğru da kümülatif veriyi gösteriyor. Kümülatif veri biraz daha doğrusal. Ve bu tür bir korelasyon yapıyor. Bakalım bu korelasyonda ne çıkacak diye bakıyoruz ama daha sonra ki kısımda da krip hızının, yani deformasyon hızının biraz daha büyük gözlendiği yerler ile alanlar ile korelasyon yapılmış. Bu daha hızlı gözlendiği yerlerde krip hızı, yani deformasyon hızı 1 ile 2 arasında değişiyor. 1 ile işte 1'den büyük arada değişiyor. O arada ki deprem dağılımına bakılıyor. Özellikle bu deprem dağılımında özellikle 1.8'den küçük, işte 2.8'den küçük, 1.8'den büyük deprem istatistiğinin doğrusu ile özellikle 2.8'den büyük, işte 4'ten küçük deprem istatistiği doğrusu arasında bir kırılma, yani buna slope break diyoruz, yani bir kırılma gözleniyor. Demek ki bu tür bir kırılmanın gözlenmiş olduğu yerde bizler tabii ki genelde ne diyoruz? Acaba deprem verisi eksik mi diyoruz? Yani normalde diyoruz ki 2.8'den küçük depremler eksik olmalı diyoruz. Ama bu yorum diyor ki böyle bir bölgede küçük depremlerin davranışı ölçeklenme parametresi olarak B parametresinin büyüklüğü ile göreli daha büyük depremlerin B parametresi büyüklüğü aynı değil. Bu nedenle de bu aynı olmamasına kaynaklı olarak burada bir slope'da bir bükülme meydana geliyor diye öneriyorlar. Biraz daha baktığımız zaman özellikle 2 ile 3 arasında, yani deformasyonun hızlı olduğu, sünmenin hızlı olduğu ya da büyük ölçülmüş olduğu bu alanlardaki deprem istatistiğine baktığımız zaman işte bu mavi renkler neydi? 1.8 ile 2.8 arasındaki
depremlerin dağılımı ile 2.8 ile 4 arasındaki depremlerin dağılımı arasında aslında gene bir ne görüyoruz? Burada bir slope görüyoruz. Tabii ki normalde bu tür krip durumunu, yani fay zonunun belli bölgelerinde sünmeye bağlı olarak deprem büyüklüklerinin özellikle frekans arasındaki ilişkiyi veren bu doğruların aslında ne olduğunu görebiliriz. Aslında acaba deprem verisi eksik mi diye görebiliriz. Ama görüldüğü üzere krip etkisini ne yapıyoruz? Burada çok rahat görebiliyoruz. Tabii krip etkisini görmek çok önemli. Ama belli yerlerde krip etkisi göremiyoruz. Bakın burada bir krip etkisi yok. Çünkü burası başka bir yer. Şimdi krip etkisi niye önemli? Yani bir yerde krip var. Özellikle Marmara bölgesinde, denizin içerisinde, adalar ile işte 1912 deprem kırı arasında bir krip, fay zonunun bir krip niteliği taşıdığını ne yaptık? Belirledik. Krip niteliği taşımak şu demek, yani orası büyük deprem üretemez demek. O nedenle de bir fay zonu boyunca krip nitelikli bir alanı belirlemek, ki bu alan oldukça büyük bir alan. Bakın burası. Burası tam nereye denk geliyor? Can kaç kilometreye denk geliyor aşağısı? Tam göremiyorum ama 300 mü? Evet hocam, 300 de. Ben de tam burada size bir soru soracaktım. Parmak yandırdım da bölmek istedim. Evet, buyurun canım. Biz genelde özellikle hatta San Andreas'ı da fazlasıyla işledik. Lisans döneminde de sizinle birlikteki derslerimizde de. Yanlış hatırlıyor olabilirim hocam ama büyük depremler için biz sığ depremler demiyor muyduk? Burada hep 200 ile 300 kilometre arasında gözlemlenmiş büyük olanlar. Bu bana biraz şey geldi. Anlamlandıramadım yani kafamda. Evet, çok doğru söylüyorsun. Evet, çok doğru söylüyorsun. Şimdi tabii burada büyük depremleri incelemiyoruz. Burada aslında bu düşey eksen hataları veriyor. Şimdi burada ne yapmış bu adam, ne yapmış? Burada bir inceleme kutusu almış. Ve 0.2 kilometre kaydıra kaydıra bu fay zonu boyunca küçük kutular içerisinde kalan en az 50 deprem olan bu alanlarda istatistik çalışması yapmış. Bu istatistik çalışması yaparken göreli işte 1.5'tan büyük depremleri, göreli 2.8'den büyük depremleri kullanmış. Çünkü özellikle Kaliforniya boyunca depremler 1.5'tan büyük depremler istatistik olarak tamam olduğu için bu alanda küçük depremleri inceleme fırsatı var. Bu nedenle küçük deprem ya da büyük deprem derken burada istatistik açıdan küçük alanlara bölünmüş. Yani bu her bir nokta 0.2 kilometre, yani çok küçük alanlar. Yani şurası toplam olarak 300 kilometre. Yani 0.2 kilometre şuradan bir alan almış mesela. İşte bir 50 kilometre bilemiyorum kaç kilometre, 0.2 kilometreli bir alan almış. Bakalım tam bir makaleyi nasıl yaptığını bakalım. Anladım galiba. Oradaki o 300 kilometre uzunluk o zaman, derinlik tabii, değil. Tabii. İnceleme alanı, orası inceleme alanı. Tamam. Şu an her şey kafamda daha iyi oturdu hocam. Tamam, bu da adımlanış yani. Bu da adım ölçekleme aralığı bu da. Tabii ki burada ne yapıyor? Küçük küçük alanlara bölüyor. İşte bu alanlar çok küçük. Bu küçük alanlarda hem daha küçük depremleri hem de ona göre daha büyük depremleri ne yaparak alanda mesela yüzlerce ne yapıyor? Küçük alandaki depremin istatistiğini yapıyor ve bu depremin istatistik parametrelerinden işte B parametresini burada işte 2.8'den büyük depremler için ve 1.5'tan büyük depremler için, 1.5-2.7 arası, 2.8-4 arası depremler için işaretlemiş oluyor. Ve görüldüğü üzere burada
Tabii ki krip metre hızları da önemli. Krip metre hızları sol tarafta gözüküyor, sağ tarafta gözüküyor. Krip metre hızlarına göre de bu verileri, bu büyüklük frekans eğrilerini karşılaştırıyor. Ve görüldüğü üzere mesela burada işte bir slope break olduğunu, ama çok büyük bir slope break var mı bakıyoruz. Evet, hemen hemen ufak bir slope break var. Ama burada özellikle 1-2 arasındaki bir sünme deformasyonu, yani krip deformasyonu olduğu yerde, krip hızı büyüdüğü yerde görüyorsun, burada 3 büyüklüğünde bir slope'da, işte slope dediğimiz bu eğri demek. Yani eğride bir kırılma var. Görüyorsun eğride, özellikle burası 3 ise, 3'ten 3 ve 4 arasındaki depremlerin doğrusu ile 2 ile 3 arasındaki depremlerin doğrusu birbiriyle aynı değil. Demek ki bu kırılma geometrisi normalde daha küçük depremler ile daha büyük depremlerin dağılımı da böyle bir kırılma olmaması gerekiyor. Normalde bir doğrusallık olması gerekiyor. İşte bu kırılmanın nedeni ya da daha küçük ölçekleri böyle depremlerin göreli daha büyük depremlere göre ölçeklenmesindeki bu farkın nedeni ya da bu farkın ölçülmüş olduğu özellikle krip segmenti de ölçülmüş olduğu alanda özellikle krip büyüklüğünün 1 ile 2 arası değiştiği gözlenmiş. Biraz daha büyük ölçüldüğü zaman gene buna benzer bir krip olduğunu ne yapabiliyoruz? Daha büyük alanda krip olduğunu gözleyebiliyoruz. Tabii bu kripi olan alanda bu ölçülmüş. Bir de ilginç olarak krip olmayan bir alan almış. Krip olmayan alan olarak da burayı incelemiş. Şimdi diyor ki ben özellikle San Andreas fay zonu boyunca krip deformasyonu gözlendiği yerde daha küçük depremler ile daha büyük depremler arasındaki doğruda bir kırılma, bir sapma gördüm. Ve özellikle krip gözlenmeyen bölgede de bir istatistik yapıyor. İşte bu bölgeyi alıyor. Ve görüldüğü üzere burada normal küçük depremlerin davranışı ile ya da bu küçük depremlerin doğrusallığı ile büyük depremlerin doğrusallığı arasındaki bunlar ayrık veriler ve kümülatif veriler arasında bir farklılık göremiyor. Demek ki o zaman nedir? Demek ki bir krip etkisi yok. Çünkü burada bir krip rapor edilmemiş. Demek krip olmayan bölgede görüldüğü üzere 4 ile 1.8 büyüklüğündeki depremlerin doğrusallığı ve bu mavi doğru ile kırmızı doğrudan elde edilen B değerli arasında bir fark gözlenmemiş olduğunu, bu doğru bize gösteriyor mu diye bakıyorum. Bilemiyorum. Burada da sanki B değerinden bahsediyor. B değeri bu alanda nasıl değişmiş? B değeri görüldüğü üzere B değeri birden küçük gözlenmiş. Şimdi birden küçük gözlenmesi ne demek? Genelde birden küçük gözlenmesi o bölgede krip olmadığını gösterir. Genelde krip etkisi gözlenen yerde B değerleri birden büyük gözlenir. Birden büyük B parametresinin gözlenmiş olduğu yerde bizler krip etkisinden ne yaparız? Şüphe ederiz. Baktığımız zaman tabii ki hangi şekle gidiyoruz ona bakıyorum. Evet, buraya baktığımız zaman buradaki B değeri de gene bu bölgede yapılan bir çalışma. Tabii detayı burada. Makaleyi biraz daha detaylı okumak lazım. Evet, burada özellikle B değerleri küçük depremden, B değerleri büyük depremden bulunan parametreler burada karşılaştırılmış. Tabi bu siyah noktalar hala kripleri mi gösteriyor onu bilemiyorum. Evet, burada karşılaştırılmış. Neticede baktığımız zaman
B değerleri ile krep hızları arasında, krep hızları arasında bir ilişki var mı diye baktığımız zaman, şimdi kırmızı olanlar neydi? Kırmızı olanlar işte 2.8'den büyük depremler. REN özellikle krep büyüklüğü ile ilişkisine baktığımız zaman, krep arttıkça, krep büyüklüğü arttıkça B değerinin ne yaptığını görüyoruz? Arttığını görüyoruz. 2.8 büyüklüğündeki depremlerin istatistiğinden bulunan B parametresi neyin büyüdüğü, işte görüldüğü üzere birden 2.5'a kadar büyümüş olduğu bu alanda krep büyüklüğünün büyüdüğünü görüyoruz. Ama 2.8 ve 1.5 arasındaki depremlerde görüyorsun B parametresi bir büyüme yok. Yani küçük depremlerin istatistiği ile krep oranı arasında bir ilişki burada görünmediğini ne yapabiliyoruz? Söyleyebiliyoruz. Hocam, bu evet, yuvarlaklarla çarklarının arasındaki fark nedir burada? Evet, o çarpılar arasındaki fark nedir dediğin çok doğru. Okumaya çalıştım yan tarafa ama belirtmemişler sanırım. Evet, dediğin doğru. Bir de çarpı var. Bakalım çarpı neymiş, bir önceki makaleden bakabilir miyim çarpı? Evet, onu tam olarak bilemiyorum. Çarpı nedir diye bilemiyorum ama kırmızı mavi ayrımını yapabiliyorum. Evet. Acaba tamam. Çarpı şey mi olabilir? Dediğin gibi şu zon mu olabilir? Belki bu zonun şeyini çarpı gösterdi. Çünkü bu zon diğer zondan farklı. Bu ikinci zon. Birinci ve ikinciyi birlikte kullanıp birini yuvarlakta, birini çarpı. Birinci çarptı. Zonu belki kırmızı V'ler için şey gösterdi. Ne bileyim daire. Şu bölgeyi inceliyor. İkinci bölgede şunu inceliyor galiba. Bakalım onu mu inceliyor. Bakalım. Evet, şu üst şeyi inceliyor. İşte dallanma üstü inceliyor. Herhalde bunu da şey gösterdi gibi geliyor. Yani X olarak gösterdi gibi geliyor. Baktığımız zaman evet, yani bu X'leri şey kabul edersek zaten yani büyük deprem üretme potansiyeli olan bölümde krip metrelerle bir ilişki olmadığını görebiliyoruz. Ama görüldüğü üzere özellikle krip deformasyon raporu edilmiş olduğu o aralıkta özellikle krip hızları ile B değerleri arasındaki korelasyon 2.5'a kadar çıkıyor. Demek ki krip alanlarındaki B değerleri 2.5'a kadar çıkabiliyor. Yazıyor mu zaten hocam? Aileler Hayvart, haçlarda okunuşunu tam şey yapamadım, kalabiliriz sanırım. Bakalım okunuşu, bir önceki fayda vardı sanki. Evet, dediğin gibi. Bakalım şurada yazıyordu sanki. Evet, şurada yazıyor. Evet, dediğin gibi etkisi var. Evet, bu önemli bir bence çalışma, hoşuma gitti gerçekten. Krep etkisini gözlemek için tabii elimizde bu kadar detaylı bir veri yok ama Kaliforniya'da bu veriyi almışlar ve küçük ve büyük depremler arasında bir ayrımın krep gözlenen bölgelerde olduğunu ama krep gözlenmeyen bölgelerde bu tür bir ayrımın olmadığını, özellikle bir tür ayrımı olmadığını ne yapmışlar, göstermişler. Evet, buradaki düşey sen B diyor ama bir öncekinde ne yazıyordu? Bir öncekinde evet, doğru, bunlar şeyi gösteriyor, krep hızını gösteriyor. Daha sonra buradan B değerini göstermeye başlamış. B değerini göstermeye başlamış. B değerini şöyle gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Herhalde B değerini herhalde hesaplıyor mu? B değeri artıyor gibi. Yani daha büyük depremlerden bilemiyorum. Garip, makale okumak lazım. Evet Can, benim anlatacağım kısımlar bu. Belki daha detaylı, daha kapsamlısını makalede görmek mümkün. Evet, senin şeyi görebiliriz çalışmanın. Tabii hocam.
Ben bunu kapatayım ben. Tamam, yükleyebilirsin. Önce Excel'deki verilerimi sunmak için Excel'den Evet. açacağım. Excel'de burada A'nın olduğu kısım depremlerin şeyleri, klasik büyüklükleri, sıfırdan 0,2 artarak magnitütleri ilerledim. B 1970-80 arası, zaten grafiklerde görülecek onlar. C 70-90, D 70-2000. Ha, sen çevirememişsin şeyi. Evet. Yat, bir şey sen mağaratüt yapmışsın değil mi? Doğru mu anlıyorum? Ya düşey eksen magnitüt, Yani yatay şey, eksen. yatay eksen yapman lazım. Ters yapmış yani. Buradan pek. Hocam bir önceki çalışmada ters yapmıştım. Bu şekilde diğer türlü çok karışık oluyor yatık yapmak İşte bu için. şekilde dediğin gibi. Bu ne ya? Buradaysa yok. Buradaysa düşey ve yatay olarak farklı hocam. İki ayrı grafik çıkardım. Ben bakalım ona, ona bakalım o benziyor. Evet, bu düzgüne benziyor. Şuradaki düzgüne benziyor. Bu ilki hocam geçen dersimizde hani bir tane Ha, göstermiştiniz derinlik ya dağılımı. siz. Derinlik dağılımı. Evet, yo, Tamam, derinlik derinlik olan değil. dağılımı varmış. Anladım. Tamam, düşey eksen, derinlik, yatay eksende sayı. Derinlik ve sayı. Sayı dediğin gibi buraya kadar artıyor. Yani dört, değil mi? Yok hocam, burada da magnitüt, bu da sayısı. Büyüklük ve sayı grafiği bu. Derinlik olan geçen haftaki projeydi. Bunda bir tane ilk makalede vardı ya hocam, birbirleriyle iç içe geçmiş. Hani şeyi algılıyorduk oradan. Anlıyorum, tamam, tamamları diyorsun, anladım. Hani 70'lerde daha Evet, ikiden anladım. küçükleri görmemiştik. İki işte 1,6'dan büyükler Evet, formatı biraz 90'larda değişik olmuş, falan. tamam. Öbürüne geçelim, bunu şu anda yorumlamam biraz zor olacak. Tamam. Bunu o zaman Excel'de verileri de olduğu için buradaydı. PowerPoint olana geçiyorum hocam hemen. Orada Tamam. iki grafik de var zaten. Evet. Geldim hocam. Acaba? Geldi, Evet hocam, burada denklere bağlı olarak yıllar içindeki çalışmamı Yunanistan'da yaptım. Zaten daha önceki ödevde de Yunanistan çalışmıştım ve diğer verdiğiniz ödevde Yunan adaları olduğu için sanki böyle bütün ödevler aynı bölgeden farklı İşte verilere o sahip renklerin oldum. tarihini yazman lazım. O renkler hangi şeyi gösteriyor yani onu. Yazıyor hocam, hatta okunuyor mu bilmiyorum. Mavi Alt 78. gözükmüyor. Aşağısı gözükmüyor. Evet. Şöyle biraz büyütürsem belki. Evet. Küçültürsen gözükebilir. Büyütürsen değil mi? Küçültürsen. Şurayı Full ekran yapabilirsen gösterir. Full ekran yaparsan. Evet, full ekran, evet. Şimdi gözüküyor. Tamam, öbürünü göster. Tamam. Tamam, gözüküyor, evet. Renkler gözüküyor, evet. Evet, o mağnitüt açıklama yazman lazım. Mağnitüt, bir şey eksen, sayı. Onları eklemen lazım grafiğe. Evet, tamam. görüldüğü üzere yani tabii ki sayı arttıkça gözlenen yıl da artıyor. Şu en üstteki tabii ki 50 yıllık veri değil mi? O 1970-2020 mi? Hocam, evet, en üstteki lacivert olan 70'ten 2050 yılın hepsini içeren kısım. Sarı 40 yıllık, gri 30, 20 ve 10. 70'lerden başladı. 70-80, 70-90, 70-2000, 70-2010, 70-2020. Hangi bölge burası? Bölgeyi de göstersen, yani bölgenin sismisitesini de göstermen gerekir ki yani anlayalım neresini çalıştın, nereyin verisi bunlar. Onları da Tamam, göstermen onun zor. şeklini de eklerim hocam sonra. Evet, yani yatay Ve eksende sabit yatay eksen açıklaması, düşey eksen açıklaması, bölgenin büyüklüğüne, alanı ne, enlem, boylam onları gösterirsen daha bir şey olur. tamam hocam. Ve bunlarla ilgili işte biri de cevapların olduğu şey vardı. Hangi yıllarda ne kadar full Iris'ten çalıştım. 25 bin ne kadar çektim normalde veri aralığını. Ancak ona rağmen program 70 ile 80 arasında 462,
deprem verisi sundu. 70 ile 90, 20 yıla çıkardığımda 2919'a çıktı bu sayı. 30 yılda 6744'e, 40 yılda 17.000'e ve en son 50 yıllık çalışmada yaklaşık 18.000 adet depreme kadar çıkardı sayıyı. Tamam. Gözlem süresini şey yaptın. Gözlem süresini ne yaptın? Böldün mü onları? N bölü T yaptın mı? N bölü T. Gözlem süresine böldüğün zaman. Yok hocam. N bölü T'yi işte böyle grafiksel olarak yaptım. İlk grafikteki oydu. Geri geleyim isterseniz. Şu. Slide'dan mı çıktı? Şunu yıllar olarak, grafik olarak bu şekilde. Tam göremiyorum. Bir şey yok. Ekranda bir şey yok. Slide paylaşımı mı gitti acaba? Dur tekrar. Yok. Bir daha kapatıp açman lazım ya. Tamam. O sayısal olarak farkı buradaki grafikteydi hocam. Ne bölü T'li olan. Bunun altı yatay eksen ne sayı diyorsun anladım. Yatay eksen sayı. Yatay eksen logaritmik olarak düzenledim. Her ikisinde de bunda Orpoint'e bunu çeviremiyor musun düşey olarak? Bunu dönüştürebilirim hocam. Şey olarak mı? Şimdi bunu mi? Bu formatta yani formatta yapabilirim bunu, hocam. Hemen hemen aynı şeyler zaten grafikte. Bunu şey olarak yapmış, bar olarak yapmış yani. Evet. Tamam, bu da açıklıyor zaten. Yani baktığımız zaman ne gözüküyor dediğin gibi tamamlılık nasıl değişiyor? Tamamlılık evet iyileşiyor yani gittikçe iyileşiyor. Ondan sonra diğer verilerde hocam en fazla 6,8 büyüklüğünde deprem gözlemlenmiş. Bu da toplamda 3 kez gözlemlenmiş. En düşük ölçülenleri 1,4. Yani 2020'de bile 1,4'ten daha küçük depremler ölçülmemiş. 1990 yılına kadar 2,6 ve daha düşük depremler ölçülmemiş. Zaten buna benzeri daha önce şeylerde de görmüştük işlediğimiz derslerde. Ya yani 70'li 80'li yıllarda 3'ten daha küçük depremler fazla okunamamış. 90'lı yıllardan sonra 1,4 sonrası ölçülmeye başlanmış. İstatistiksel olarak baktığımızda en çok deprem aralığı 2,8 ve 3,6 arasında gözlemlenmiş. Bölgede 7'den daha büyük deprem gözlemlenmemiş. En yüksek 6,8 dediğim gibi. Bir de şey sormuştunuz, 100 yıllık elindeki verilere bakarak 100 yıllık bir deprem istatistiği yarat en fazla kaç gözlemlenir diye. Bizim yaptığımız çalışma 50 senelikti ve 50 senede bizi elimizdeki verilere göre en fazla 6,8 olmuş. Bu şeylerin ışığına bakarak yine en fazla 6,8 büyüklüğünde bir deprem beklenebilir diye söyleyebiliriz. Evet yani tamamlılık yıllara göre değişiyor yani burada onu görüyoruz. Tamamlılık yıllara göre değişiyor. Bir de 4,5'tan küçük depremler tabii ki bir break var ama 4,5'tan büyük depremler 4,5'tan büyük depremler tamam gözüküyor. Küçük depremler herhalde alt gözüküyor. Evet yani yatay eksen açıklaması, düşey eksen açıklaması da ekleyerek bölgeyi de sismistesini dökerek yani işte 10 yıllık deprem verisi dağılımı, 20 yıllık deprem verisi onları da şey olarak eklersen şu olur yani deprem dağılımları içerisinde nasıl geçiyor. Bir de kabuk derinliği kaç bunların? Kabuk derinliği sınırsız aldım hocam. Yani derinlik verisi olarak ayrıca bir veri çıkartmadım ama kısıtlamadım. Hani tamam. Full derinlik olarak seçtim. Tamam bir de şeyini yazarsan işte 10 yıllık deprem dağılımı, 20 yıllık deprem dağılımı, o Iris'ten o bölgede deprem dağılımı nasıl değişiyor? Orada belki şey yaparak ilerletebilirsin. Yani tamamlılık nasıl değişmiş burada? Onları da şey yapabilirsin, yazabilirsin. Evet tamamlılık. Evet yani şimdi alanı da görmediğim için bir alanı da falan veririz. Biraz daha iyileştirebilirsin evet. Tamam. Kapatıyorum. Tamam, cuma günü görüşürüz. Bir son ders daha yaparız.
çalışma Görüşmek üzere. cuma günü inceleriz. Peki. Evet, kaydı durdurayım ben. Teşekkür ettim hocam. İyi günler.